tartışmalarınıza var. İyiydi, kolaydı sorular. Hikaye verdiler tabii ki de. Onları okudum. Anlamadıklarımı 2-3 kere daha da okudum. Hem kendimi denemek için girdim. Hem de işte öylesi de korkuyu yenmek için girdim. Dinle için peygamberimizin hayatını öğrendim. Ve de daha birçok şey öğrendim. Hiç korkmayın, herkes girsin. Sınav çok zor değil yani. Herkes girsin diyor. İlk başta böyle bir sınav olduğunu öğrendik. Ben kızıma danıştım. Anne ben giremem. Niye giremiyorsun? Tek başıma oturacağım, sen yanımda olmayacaksın dedi. Dedim hayır dedim, bu senin ilk adımların olacak. Çünkü önünde bir sürü sınavlar olacak. Hep yanında olduğum için çok çekiniyordu. İkna ettim. Valla gayet güzel geçti. Tek başına ayrı bir sınıfta oldu. Herkesten çok çok teşekkür ediyorum. Sınavı da galiba iyi geçmiş. Bu da önemli bir sınavdı. Peygamberimizin hayatıydı zaten. Önceden de zaten çalışmıştık, okudu da. Herkese başarılar diliyorum. Ya önemli olan zaten Peygamberimizin hayatını öğrenmesi, benim için o en büyük önemdi. Bir de kendisi çok tablet istiyordu. İnşallah bir tablete ulaşır, bilmiyorum işte öyle. Sınava girdim. Yapabildiğim kadar yaptım. İnşallah Ümre'ye gidebilirim. Tabii yani inşallah olur. Olacağını sanıyorum. Kendime güveniyorum. Eminim ben. Ve asla pes etmeyeceğim. Başarıya kesinlikle başarıdan hiçbir zaman dönmeyeceğiz. Ablam yardımcı oldu. O okuyordu. Tabii ben kabartma okuduğum için onlar kabartma değil. Ondan dolayı yani onlar şey yapıyordu, okuyordu. Ben de dinliyordum. Ancak o şekilde yapabiliyorduk. Önce siyah kitabını okuyup notları çıkartarak başladım kitaba. Sonra birkaç kere okuyup o notları başka bir kağıda geçirip okumaya başladım. Önemli notları altını çizerek kitaptaki işaretlediğim notları kağıtlara geçirdim. Son günlerde onları okudum. Çalışmak için onları okudum. İşte sınava da katıldığım zaman çok heyecanlıydım. İlk önce çok heyecanlıydım. Sonra da biraz yavaş yavaş heyecanım geçmeye başladı.